Bak gazozu açacak şimdi falan. Cem Yılmaz Adanalılara kahkaha tufanı yaşattı. Bunlara mı ne diyorum? Bill Miles eşi Kerem Göğüş'le ilgili dikkat çeken vicdan açıklamasını neden yaptı? Ama tabii ki babası da önemli. Yani aslında onun aynı vicdan olması gerekiyor. Tarık Akan'ı anmak için konuşma yapan Ayşegül Aldinç'in zor anları. Kendimi çok kötü hissediyorum. Onu saygı ve sevgiyle anıyorum. Gecesiyle gündüzüyle dolu dolu geçen Adana Film Festivali'nde yaşananlar Star Life'da. Bütün aldığım ödüller... Hak ettim. Adana'nın sadece kebabı değil, bir de film festivali meşhur malumunuz. Güzel Adana, film festivaliyle bu sene de hareketli günler yaşadı. Gözler, iftarlık gazoz filmiyle festivale katılan Cem Yılmaz'daydı. Yıllardır Türkiye'de yaşayan ve Türk örf ve adetlerine bayılan, lezzetlere ayılan Bill Miles, koşa koşa Adana'ya gelmiş. Özellikle yani birçok önemli konular vardı. Mesela mülteciler konusu çok filmlerde geçiyordu. O yani birçok iyi filmleri vardı. Filmler bahane, aslında kebap şahane durumları söz konusu. Ben Adana kebap da çok seviyorum ama şimdi şey, neyini bir şey yani bici. Bici evet, böyle bir tatlı. Evet. Onu biraz sana yani söz verdiler bu akşam deneyeceğiz. Değerli eşi Kerem Göğüş İstanbul'da, ikiz bebekleri hemen yanında Adana'daymış bu arada. İkizleri burada. Buradalar. Tabii ki. Ben yani hep getiriyorum zaten onları bıraktığımda her zaman vicdan, benim vicdan. Az önce arabada konuştuk yani bir annenin vicdan her zaman konuşuyor. Maalesef ama bir anne olarak çalışıyorsunuz, bir de annesiniz. Bu gerçekten çok zor ama tabii ki babası da önemli. Yani aslında onun aynı vicdan olması gerekiyor. Bill Miles gibi bir isim daha Adana kebaba adeta hastaydı. İstanbul'dan hayırlısı. Yağmurla geldiniz galiba efendim. Hayır, ben İstanbul'dan yağmurla geldim. Evet. Biz de şöyle kurmak istiyoruz. Tabii ki. Arkada şöyle duralım biz de. Buyurun. İftarlık Gazoz filminin yönetmeni Yüksel Aksu, başrol oyuncusu Cem Yılmaz ve film ekibiyle kameraların karşısına çıktı. Kebabımızı yedik, daha da yiyeceğiz. Birkaç gün şalgam ve kebap için koşturduk geldik. Sanat değil yani esas mesele. O sonraki şey. Bunlara mı ne diyorum? Ben daha yemedim kebap. İftarlık Gazoz Adana'da aylar önce gösterilmiş, bir gala gecesi düzenlenmiş. Ancak Cem Yılmaz bu geceye katılamamıştı. Adana seyircisi ben yani kendi gösterilerimde de çok önemsediğim bir seyirci. Hep gündüz de konuştuk. Sinemanın da çok yani köklü bir geçmişi var burada. Hem üretenler açısından hem seyirci açısından. O nedenle buradaki seyircinin reaksiyonu önemli. Vizyon sırasında ben Adana'ya gelememiştim doğrusu. Şimdi güzel izleyeceğiz bakalım. Festival bahane, kebap şahane diyenlerin tam aksine Cem Yılmaz bu etkinlikte hasret kaldığı dostlarını görme imkanı bulduğunu söyledi. Festival tabii bütünüyle sinema işinde uğraşan arkadaşların bir yandan bir araya gelmesine de vesile oluyor. Bugün çok güzel kıymetli arkadaşlarımızla, bugün otururken eski abilerimizden, büyüklerimizden, beraber iş yaptığımız arkadaşlarımız, işte Reha Erdem, Zeki Demirkubuz, onlarla da bir araya geldik. Yarın onun da filmi var, onları da izleyeceğim. Böyle. İftarlık Gazoz gösteriminin ardından sahneye çıkan ünlü komedyen yine kahkaha tufanı yaşattı. Çok teşekkür ederiz. Biz gerçekten güzel reaksiyonlarla beraber izledik. Bizim oturduğumuz sırada bir abi zaten aynı zamanda da izlerken betimliyordu sanırsın. Bak gazozu açacak şimdi. Adana bizim için çok önemli bir yer. Hep sahnedeki gösterilerimizde ya da sinemanın tarihinde çok önemli bir seyircisi olan bir yer. Bu bir Ege öyküsü. Elbette mekan öyle. Öykünün yazarı orada yaşamış bir insan. Birçok kardeşim aslında oyuncu arkadaşlarım ve köken olarak öyle. Filmin çekimleri Ege'de yapılmıştı. İşte bu çekimler sırasında Cem Yılmaz Ege'li köylülerle ilginç anılar yaşamış. Tatlı anılarımız oldu orada. Ben o kostümleri giydiğim zaman beni işte ikna olmadılar yani o televizyonda gördükleri adam olduğuna. Ya sen Kara Börtler Nadirizade'yi misin? Senin bir şeyin, kanunun vardı. Öyle değil mi falan dediler. Yani
ikna edemedim bir türlü yani ben bir artist olduğumu. Aslında yani filmin bitiminden sonra benim gazoz dükkanı orada devam edebilirmiş yani. İyi. Bundan sonra iyi çevrem olurdu orada. Ödül gecesinde Adana izleyici ödülü kazanan İftarlık Gazoz filmi ekibinin sahneye çıktığı dakikalara geçiyoruz şimdi. Çok güzel bir gece. Sunucuları. Otur hocam, otur, otur. Otur hocam. Sevgili Adıvencim, sevgili kardeşlerim. Çok güzel bir gece. Ben yani küçük uyarım. Ben babamın kanatlarında da oynadım. Ona da tekrar baktırabilirim. Görkemli geçen festivalde Ayşegül Aldinç, Yeşilçam'ın en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserin en özel şarkısı ise kaybıyla milyonları yasa boğan Yeşilçam efsanesi Tarık Akan için seslendirdiği Cahit Berkay bestesi Neredesin oldu. Şarkıyı Tarık Akan'a ithaf eden Aldinç, 1990'lı yıllarda Taşların Sırrı isimli dizide rol aldığı Tarık Akan'ı anarken konuşmakta güçlük çekti. Kendimi çok kötü hissediyorum. Onu saygı ve sevgiyle anıyorum huzurlarınızda. Tarık Akan. Merhaba. Sizi mağara evlere götürmeye geldim. Merhaba. Bir dakika bekler misiniz? Bitiyor. Festivalde en iyi film ödülüne Reha Erdem'in yönettiği Koca Dünya filmi layık bulundu. Bu yıl yaşamını yitiren Tarık Akan'a atanan Tarık Akan en iyi erkek oyuncu ödülünü Menderes Samancılar alırken Türkan Şoray en iyi kadın oyuncu ödülü de Gizem Erdem'in oldu.